Merhaba arkadaşlar. Bugün size çok güzel bir kombin yaptım. Bu kombinin içinde neler var şimdi tek tek açıklayayım. İlk önce Bell Vortex kask. Gördüğünüz gibi tamamen siyah beyaz ve yaza hazırlık olması için hazırladım bunları, bu kombini. Tabii ki montu seçerken de özellikle yazlık mont seçtim. Rockwell bir bot seçtim. Fire Gloves'un MXF Pro eldivenlerini seçtim. Bir tane de bu kombinde daha sonra tanıtacağım. Bir Tech 90'ın Pirate modeli var. O da pantolon, korumalı bir pantolon. Hep beraber bunların detaylarına girelim. Detaylarını anlatayım ben size. Bell Vortex'i zaten daha önceden tanıtmıştık kanalımızda. Fakat bilmeyenler için ben tekrarlayayım. Bu Bell Vortex kask aslında polikarbon bir yapıya sahip. Dış kabuğu dayanıklı bir polikarbon yapıya sahip. Üst tarafında özellikle çok iyi havalandırmalara sahip ve elle kontrol edilebiliyor. Bu gerçekten önemli. Çünkü yaz ve kış kontrol edilebilme özelliği içeriye hava alması bakımından, ses açısından, rüzgara dayanıklılık açısından veya rüzgar sesini kesebilmek için gerçekten önemli. İçinde gerçekten çok iyi bir hava teknolojisi var. Tabii ki arka tarafında da hava kanalları var. Hemen bu rüzgar kanalında gerçekten çok iyi test edilmiş bir kask. Hemen öndeki camını açalım. Camı kademeli olarak açılıyor. İçinde baktığınız zaman çok iyi yapılmış. Yanak petlerine sahip, cheek pad deniyor onlara. Bu yanak petlerini isterseniz çıkartıp yıkayabilirsiniz. Bir burun pedi var. Burun pedi biraz küçük. Ön tarafında havalandırma kanalı var. O da buradan idare ediliyor. Alt tarafını çevirdiğimiz zaman Double D bir bağlantısının olduğunu görüyoruz. Bu kask hakkında size söyleyebileceğim şeyler, gerçekten çok iyi sertifikalara sahip. Sinel M2010 ve DOT sertifikasına sahip. Şurada zaten hemen kolay kapatabilmek için bir tane pin yapmışlar. İsterseniz pin lock için şuralarında pin yerleri var. Oralara isterseniz pin lock koyabilirsiniz. Bell Vortex'in 3 farklı kabuk yapısı var. Large ve X-Large'da, Medium'da ve Small olarak değişen bir kabuk yapısına sahip. Yani kabuk büyüklükleri değişiyor ve ağırlığı değişiyor tabii. Bununla beraber gerçekten çok iyi şekilde buna uyum sağlayabilecek, bu kombine uyum sağlayabilecek iAxis'in Air Mesh Evo 2 montunu öneriyorum ben. Siz isterseniz mağazamıza gelip farklı bir mont deneyebilirsiniz veya farklı bir diyelim işte Revit'in siyah beyaz bir montunu deneyebilirsiniz. iAxis montunun ne gibi özellikleri var? Kollarında çarptığı zaman sertleşebilen ve CE onaylı sertifikalı korumaları var. Kollarında sıkıştırabilmek için çıt çıt mekanizmasına sahip, bileklerinde çıt çıt mekanizmasına sahip. Aynı zamanda rahat hava alabilmesi için tabii ki tamamen file yapısına sahip. Önde iki tane cebi var. Önde bir tane fermuarı var. Ve boynunuzda olabilmesi için de bir tane çıt çıtı var. İç tarafını açtığımızda sırt koruması yok. Onu ekstradan almanız gerekecek. İçini açtığımızda sol tarafında bir tane cebin olduğunu görüyoruz. Ayrıca burada cırt cırtlı bir tane daha cebi var. Sağ tarafında bir tane daha cebi var. Bu da cırt cırtlı bir cep. İsterseniz bunları ruhsat ve cüzdan koymak için kullanabilirsiniz. Belinde bir tane çıt çıtı var. Körük mekanizması var. Sizin rahat etmeniz için yapılmıştır. Beli de birkaç yerde soft korumalarla bezenmiş. Arka tarafına bakalım bir de. Bu zaten hani sizi trafikte yeterince görünür kılacaktır. Çift tarafında körük mekanizmaları var. Arka tarafında da bir file yapısı var. Bu file yapısı sayesinde hani önden rahatlıkla hava alıp arkadan atacaktır. Özel dayanıklı bir kumaştan yapılmaktadır. Ve hani sürüşlerinizde size kolaylık sağlayacaktır. Bunlarla beraber size Fire Gloves'un MXF Pro Rider eldivenini öneriyorum. Eldiven nasıl duruyor ona bir bakalım. Onun için bir elime giyeyim. Öyle göstereyim. Şöyle duruyor. Zaten gördüğünüz gibi buralarında soft korumaları var. Üstünde Fire Gloves yazan yerde hafif bir koruması var. Bilek yerine gelen yerde bir korumaya sahip. İç tarafı özel dokulu bir kumaştan yapılmış. Ve tamamen zaten yaz için
yapıldığı belli oluyor. Çünkü birçok yerde delikli bir yapısı var. Aynı zamanda baş parmağın üstünü korumak için de bir yeri var. Şununla da, şuradaki cırt cırtla da bileğinize tam oturtabilirsiniz. Rahat, kullanımı kolay. Bu kombinle de gerçekten çok iyi gidebilecek bir yapısı olduğu zaten görülüyor. Siz istiyorsanız hani Revit'te siyah beyaz bir tane seçebilirsiniz veya hani Venom, Prohel gibi markalara yönelmek isteyebilirsiniz. O yüzden hani mağazamıza gelip seçmeniz daha iyi olabilir. Bununla beraber bir tane de Tech90'ın Pirate model kotunu öneriyorum. Bu gerçekten iyi bir kot. Dikişleri özel, kumaşı özel ve özellikle şu kalça yerinde ImpactTech korumaları var. ImpactTech biliyorsunuz Türk malı. Dizlerinde de bu korumalara sahip. Kesimi güzel. Günlük yaşamınızda da kullanabilirsiniz. Garip durmayacaktır. Ve yani isterseniz bir iş toplantısına giderken, isterseniz herhangi bir yere giderken de rahatlıkla giyebileceğiniz şekilde yapılmış. İç tarafında kevlar asfalta sürtündüğünüz zaman sıcaklığı size hissettirmemesi için özel bir eki var. Gerçekten güzel bir pantolon ve hani bu takımla uyumlu olabileceğini düşündüm ve tabii ki bir bot gerekiyor. Bu botta Rockwell'in botu olarak düşündüm. Rockwell'in botları gerçekten çok iyi. Aynı zamanda Türk malı. Üstünde bir cırt cırtı var. Burun koruması gerçekten çok iyi. Bilek destekleri gerçekten çok iyi yapılmış. Ve tabii ki topuk koruması gerçekten çok iyi yapılmış. Terletmeyen bir yapısı var. Aynı zamanda bu hani dilin bu tarz botlarda biliyorsunuz dil kayar ve yamulur. Bu kayıp yamulmaması için burada lastikli bir yapısı var. İç tarafı hava alabilir ve terletmeyecek bir yapıya sahip. Bir kısmı bağcıklı, bir kısmı da üst tarafı da cırt cırtlı şekilde yapılmış. Yani kolay giyebileceğiniz şekilde yapılmış. Alt tarafı da kaydırmaz tabandır. Bu detayları açıklama, yani bu kombindeki bütün detayları ve linkleri açıklama kısmında linkleriyle beraber, fiyatlarıyla beraber hepsini yazıyoruz. Mağazamıza uğrayabilirsiniz, internetten sipariş verebilirsiniz. Hepinize iyi sürüşler.